Merhaba sevgili arkadaşlar, Alper ben. Tekrar bir GTA Online videosuyla da karşınızdayım. LS Tuners, yani Los Santos Modifiyecileri DLC'sinin 3. videosuna hoş geldiniz. Bundan bir önceki bölümde bir otoshop satın almıştık. Yani araba galerisi gibi bir şey, araba modifikasyon yeri gibi bir şey. Orayı kendimizce dizayn ettik. Şu anda onun içerisindeyiz. Burası bulunduğum bu kabin, oranın yatak odası. Yani muhtemelen eğer spawn yeri olarak ayarlarsam burada yatıp kalkacağım. Şimdi zaman kaybetmeden videomuzun esas konusu olan otomobil modifikasyonuna girelim sevgili arkadaşlar. Aklımda birkaç tane otomobil, daha doğrusu iki tane otomobil olduğunu söylemiştim diye hatırlıyorum. Söylemediysem de belirteyim. Aklımda bu güncelleme ile gelen sadece iki otomobil var sevgili arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi şu Obey Tailgater. İkidir ismini yanlış söylüyorum. Daha önceki videolarda da birinde de herhalde yanlış söylemiştim diye hatırlıyorum. Neyse. Bu Obey Tailgater S'i satın alacağım. Order diyelim. Photoshop Storage. Buraya atalım. Tabi Photoshop Storage'da tutmayacağım bunu. Muhtemelen şirket garajıma falan atarım ama buradan kolayca elimizin altında olsun diye buraya atıyorum. Sonrasında belki buraya başka araçlar da yığabilirim. Alacağım ilk araç buydu. Aslında diğer araçlar da fena değil ama benim tarzım değiller arkadaşlar. Mesela fena araçlar gibi görünmüyorlar. Alacağım ikinci araca gelecek olursak, ikinci araç da arkadaşlar Karin Kaliko, yani şu görmüş olduğunuz araç, maşallah indirimli fiyatı ile kaldırımlı fiyatı arasında dağlar kadar bir fark var. Araç fiyatları genel olarak pahalı ama bundan daha pahalılarını da görmüştüm sevgili arkadaşlar. Şimdi araçlarımızı satın aldık. Bu Southern San Andreas'ta başka neler var? Mesela Eleanor'cular bunu sever. Ford Mustang. Tabi burada Ford Mustang olarak geçmez. Vapid Dominator GTT. Karim Futo. Çok pahalı. Hiç almama gerek yok. Zaten Futo bunun şehir arabası versiyonu bende var. Onu modifiye edip drift arabasına döndürmüştüm. Bu var. Bunu alamıyoruz herhalde. Bu muhtemelen şu ilk videodaki hediye araba olmalıydı. Ondan dolayı belki aldırtmıyor olabilir. Neyse, zaten para vermeye de pek niyetim yoktu işin aslına bakarsanız. Bu var. Vulcar denen bir kamyonet var. Başka ne var? Dinka RT3000 var. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Bunları bir önceki güncellemeden, Kayo Perico'dan hatırlarsınız. Neyse, şimdi araçlarım yavaş yavaş geliyorlar. Şuradan bir şey alalım. Sağlığı da fullemiş oluruz. Bir önceki videoda buraya da kısaca değinmiştik. Buradan görev başlatıyormuşuz. 3 tane görev varmış. 175, 178, 182K olarak bize para veriyormuş sevgili arkadaşlar. Heist tarzı görevlere benziyor ama bu videomuzun konusu bu olmayacak tabii ki. Bununla ilgili video çeker miyim bilmiyorum. Belki çekerim, belki live falan olur, onundan çekerim. Belli olmaz ya da belki çekmem. Neyse, şimdi gelen araçlarımızı bir modifiye edelim. Öncelikle ilk satın aldığımızla başlayalım. Q'ya basıp aracı modifiye et diyor. Eskiden E'ydi, ilginç. Geri geri giderek aracı buraya sokma olayı güzel olmuş.
beğendim. Animasyondan bahsediyorum yani. A few moments later. Modifikasyonlar biraz beni modifikasyonlarını andırıyor görmüş olduğunuz gibi. Bu olsun. Spoiler. Spoiler dedim, kesin Orçun yapıştırır burada spoiler verme kanka diye. Ona da selamımız olsun. Wow. Güzel göründü. Bu daha güzel göründü. Bu çok çok daha güzel göründü sevgili arkadaşlar. Bunu alacağım. Başka seçenekleri var mı? Başka da doğru düzgün yok. Sunstrip. Suspension. Arabayı hız yaptıracağımız için biraz şey olsun. Transmission. Bunu ayarlayalım. Trunk. Gerek yok, saçmalık çünkü. Turbo. Turbom indirimli bu arada. O da iyiymiş. Well type. Track'ten gidelim. Bakalım güzel bir şey bulabilecek miyim sevgili arkadaşlar. Güzel benziyor. Ha, bunun kromu yok anladığım kadarıyla. Tamam. Bu olabilir. Well color. Siyah. Siyah durdu. Ama beyaz da durdu. Değil mi? Beyaz da fena durmadı. Ama şimdi arabadaki şu livery'nin renginden yalan yok. Kırmızı da durdu işin açıkçası. Arkadaşlar kırmızı da durdu araçlar. O yüzden bunun teker rengini kırmızı yapacağım. Fukaro. Yakıştı. Green tire smoke. Evet, Windows'u da böyle yaptık mı? Tam süper oldu kanımca sevgili arkadaşlar. Bu aracımızı böyle hallettik. İn bakayım arabadan. Calico. Gel bakalım, seni de bir modifiye edelim. A few moments later. Evet. Turbomuzu koyalım. Wheels. Seni de track'ten seçelim yine. Senin tekerim de bu olsun abi. Beyaz olsun.
Atomik olsun. Evet. Green Tire Smoke. Windows. Evet sevgili arkadaşlar, bu aracımızı da böyle modifiye etmiş olalım. Araçlarımız gördüğünüz gibi. Şimdi bunlardan bir test sürüşü yapalım. Mesela ilk olarak hazır elimizdekiyle bir başlayalım. Fena bir sürüşü yok. Güzel kaçıyor. Aracımıza böylece kısaca test etmiş olduk. Yerine götürelim. Uzunları da yapmış olalım arkadaşlar. Bu aracımız böyle. Bundan giriş yapalım. Bu arada videomuzda fazla uzun da tutmayalım. Siz izleyici arkadaşlarımız için fazla da sıkılmayın. Diğer arabamızı da bir deneyelim. Bu sanki biraz daha yavaş kalkıyor gibi. Evet arkadaşlar, bu aracımızın da hızı böyle. Sanki Kaliko ile arasında birazcık bir hız farkı varmış gibi. Yani Kaliko bundan biraz daha hızlıymış gibi geldi bana. Sizin yorumlarınızı bilemiyorum. Bu videomuzu daha fazla uzatmadan burada sonlandıralım sevgili arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.